Merhaba arkadaşlar. Bu videoma hoş geldiniz. Çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Şu an çekiliş hesabından bu videoyu çekiyorum. E neden çekiliş hesabından bu videoyu çekiyorum? Haftaya cuma günü artık çekilişi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu hesabı bir arkadaşımıza hediye edeceğiz. Hala çekilişe katılmadıysanız çekilişe katılım devam ediyor. Önümüzdeki perşembeye kadar katılım yapabilirsiniz. E çekiliş de haftaya cuma gerçekleşecek arkadaşlar. Hesabı da göstereceğim ama dün bir talihsizlik yaşadık. Ben bu hesapla pot ve top açılımı yaptım. Efsane top açılımı yaptım. Çok da güzel pot ve top açılımı oldu gerçekten. Uzun süredir o kadar iyi pot ve top açılımı da yapmamıştım. Bu hesapla da 1-2 haftadır gerçekten iyi gitmiyordu top açılımlarım. Ben tabi daha sonra bunun videosunu yüklemek istediğimde YouTube'a bir baktım. Kaydı yapmamışım arkadaşlar. Kayıt aldığımı zannederken... Top açılımı bittiğinde videoya bir bakayım dediğimde maalesef videonun olmadığını görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çok da güzel bir top açılımıydı açıkçası. Hani kendi kendime anlatmış gibi oldum. E öyle sonra bir baktım video piyasada yok. Çok üzüldüm. Gerçekten hani o çıkar oyuncuları görmenizi çok isterdim. Ben de hemen takımın son halini sizlerle paylaşayım istedim. Çünkü çekilişe katılan birçok arkadaşımız var. Takımın da son halini görmüş olurlar. E, takım yönetimine gireyim. Hem de gelen oyuncuları göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar e, gelen oyuncular. Şunlar 102 Ronaldo geldi. Santifor'da 102 Ronaldo oluyor. Bir de Karim Benzema geldi arkadaşlar. Üçüncü geleni çok saymaya gerek yok. İnternet stoperi geldi. E, onu e, artık hani söz etmek istemiyorum ondan ama. Çünkü hani o elimizdeki stoperlerin çok altında kalıyor. E, ama... Yani Ronaldo ile Benzema gerçekten çok harika oldu. 102 Ronaldo, 99 Benzema takıma dahil oldu. Normalde biz çekilişi başlattığımız zaman bu takımın gücü 4902 miydi neydi arkadaşlar? Yani 4900'dü. Şimdi 4998 oldu. Yani 5000 yapılabilir eldeki oyuncularla. Çünkü hani 18 dışında da 97'lik oyuncularımız var. Örneğin şu oyuncuyu hemen bir çekelim mesela. Şuraya aldığım zaman 5000 oluyor ama oyuncuyu pozisyonda oynatmadığımız için mesela çok düşecek. O yüzden hani yapmıyorum pozisyonunda oynayan bir oyuncu. Mesela Tolisso da olabilir. Ben Kante'yi tercih ediyorum. Daha beğeniyorum Kante'yi. Tabi haftaya çekilişle bu hesabı alacak arkadaşımız kendi istediği gibi tasarlayabilir. Şu an takım gücü 4998 oldu. Büyük ihtimalle pazartesi günü arkadaşlar çok rahat bir 5000'i geçer diye düşünüyorum. Hani 101 Mbappeler olsun, 99, 98, 97'lik oyuncular olsun. Yani düşürürüz herhalde diyorum yani bir iki tanesini büyük ihtimalle önümüzdeki hafta 5000 takım gücünü geçmeye çok yaklaştık ama menajer maliyeti tabii ki yetmiyor arkadaşlar. 920 maliyetli menajer var o bile yetmiyor artık. Bir de 18 dışında kalan oyuncular da fena değil. Ben bazılarını maksimum yapmadım açıkçası. Kullanmadığım oyunculara maksimum yapmadım. Çok da fazla antrenör de yoktu bu hesabımda. Hani hala var yine ama e, antrenörleri de hani boş yere kullanmayayım dedim. Ama dediğim gibi mesela Abraham olsun Hollanda'nın sağ beki 90'lık sağ var ki ben Arnold'u tercih ediyorum. Lukaku, Tolisso, Real Madrid'in iki stoperi, Varan, Ramos onlar da var arkadaşlar. Megair falan gelmişti, Otomendi. Ee, bir de Ramos'un İspanyol İspanya milli takımıyla da kartı var arkadaşlar. O da geldi. Yani iyi ucuza var arkadaşlar. 2 tane de efsane var. İşte mesela Arşebin var. Ee, bu bedavadan gelmişti arkadaşlar. Bir de Rosicki gelmişti. İki tane de Japon efsane var hani çoğumuzda olan. Bazı oyuncular da fullemediğim için seviyeleri şimdilik düşük arkadaşlar. Ee, güzel bir kadroyu sahip. Ee, daha öncesinde tabii ki detaylı bir şekilde çekiliş videosunda kadroyu e, arkadaşlar anlatmıştım. Hala katılmayan arkadaşlarım varsa ama katılabilirler. E, dünkü top açılımından sonra da çok daha güzel oldu. Yani istediğiniz gibi kadroyla oynayabilirsiniz. Ve hücum hattı gerçekten çok esnek. Forvette şimdi santfor 102 Ronaldo var. Ronaldo'yu sola çekebilirsiniz. Solda 99 Sterling var. Hazard da var arkadaşlar. Gerçekten Hazard'ın bu kartı da çok iyi. 98'lik Hazard. Daha sonra ikon Bergkamp da var. istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Gizli forvet olarak 98 oluyor Arsenal takımında. Benzema geldi. Yani ben her zaman benzemayı tutarım arkadaşlar. Elimin altında benzema olsun isterim. Çünkü bitiriciliği gerçekten muazzam. gol becerisi çok yüksek bir oyuncu. Benzema gibi bir forvet. Yani ben her hesabımda bulunmasını çok istiyorum. Yani ilaç oluyor gerçekten bazı zamanlarda. Daha sonra Bruno Fernandes'in 97'lik kartı var. Bernardo Silva'nın 98'lik kartı var. Yani sağda yüzlük delit var. İşte Messi herkesde vardı çoğumuzda bedavadan. Yani 102 Ronaldo ama gerçekten çok yakıştı arkadaşlar. Yani bu kartına bayıldım. 102 Ronaldo'nun çok güzel duruyor hesapta. Yani inşallah önümüzdeki hafta hesabı vereceğimiz arkadaşımız keyifle oynar. İnanın ben daha 102 Ronaldo ile oynamadım. Hani dün top açılımını yaptım. Maç dayıları bitirmek için hep maç oynuyoruz arkadaşlar. İnanın çok vakit alıyor yani. Daha Ronaldo ile Benzema'nın bu kartıyla oynama şansı ben dahi bulamadım. Ama muhakkak 102'lik Ronaldo ile sahaya çıkmak istiyorum. Hani bir online maçta görmek istiyorum. Bir etkinlik 25 bin hani kazanma etkinliğinde en kötü oynatırım diyorum. Cidden çok heyecan verici. Çok da güzel duruyor. 102 Santfordda böyle Ronaldo 102 değerini görünce insanın çok hoşuna gidiyor. E, güzel oyuncular var arkadaşlar. Ama önümüzdeki hafta çok yüksek seviyeli. E, bazı futbolcular gelecek Oralardan da bir iki tane düşürebilirsek muazzam olur. Yani ben bu hesabı çok beğendim. İnşallah önümüzdeki haftada alan arkadaşımız da beğenir, hayrını görür diyelim. Çekilişe katılmadıysanız arkadaşlar hemen yorum kısmına da çekiliş videosunun linkini sabitleyeceğim. Birden fazla hesapla da katılabilirsiniz, şansınızı arttırabilirsiniz de. Çekiliş şartlarını o videoda söylemiştim arkadaşlar. Yani kanala abone olmak. Çekiliş videosunu sadece beğenmek ve çekiliş videosunun altına katılıyorum yazmanız yeterli. Başka videoların altına yazmanız gerekli değil arkadaşlar. E şimdiden tabii ki hayırlı uğurlu olsun diyorum. Önümüzdeki haftaya cuma çekiliş gerçekleşecek. Onun dışında çekilişi bir kenara bıraktığımız zaman arkadaşlar. Bugün ayın 24'ü. Tabii ki 3 tane maaşlıya geldi. Konami Cup geldi. Çok fazla MyClub parası. Çok fazla demeyeyim de. Hani biraz MyClub parası kazanacağız. Ee, onun dışında arkadaşlar bugün bir de canlı yayın linki gelmesi lazım. Büyük ihtimalle saat 3'te gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü bir önceki saat 3'te gelmişti. Ee, link geldiği zaman da ben videosunu çekmeye çalışırım ya da en kötü arkadaşlar topluluk kısmından duyurusunu yaparım sizlere. Ee, saat 3 gibi gelmesini bekliyorum ben. Geldikten sonra da hani size hatırlatmak için e, onun bir şekilde ya topluluk kısmından ya da video olarak yayın yayınını yaparım arkadaşlar onun dışında sorularınız varsa yorum yazarak paylaşabilirsiniz. Görüşlerinizi yorum yazarak iletebilirsiniz arkadaşlar. Bir de son olarak şuna değineyim. Ne yazık ki dün Türkiye milli takımımız maçta de İsviçre'yi hani puan olarak da geçemedi. Yani genel olarak toplanmada gerçekten çok gerisinde kaldık. Yani üçüncü olacağız. Öyle görünüyor arkadaşlar. İkincilik İmkansız çünkü İsviçre 6 puana çıktı. Biz 3 puanda kaldık. Allah'tan Galler'in hiç puanı yok. Üçüncülüğümüz garanti ve gruplarda artık maçlar bitti. Bizim grubumuzda bitti. Zaten cuma, cumartesi ve pazar günü diğer grupların da maçları oynanacak ve pazar günü itibariyle grup aşamaları tamamen bitmiş olacak. Bizim milli takımımız ilk ikiye giremedi. Fakat en iyi üçüncüler de gruptan çıkabiliyor. Yani diğer gruplardaki üçüncülerle kıyaslandığında eğer onların birazcık önündeysek yani en iyi üçüncülerde gruptan çıkabildiği için bir ihtimal de olsa az da olsa şansımız var gruptan çıkmak için. Ee, bazen arkadaşlarımız soruyor hani gruptan çıkarsak ne olur çıkamazsak ne olur diye. Diyelim ki Türkiye gruptan çıkamadı. Hani olmadı çıkamadık. Bundan sonra günlük gelen o maç değillerde Türkiye milli takımı olmayacak demek arkadaşlar. Eğer gruptan çıkamazsak, gruptan çıkamayan hiçbir ülke bundan sonra o Euro 2020 günlük gelen maç diyelerde olmayacak. Gruptan çıkanlar yoluna devam edecek. Örneğin Fransa gruptan çıktı. Bundan sonra Fransa yine gelecek karşımıza. Almanya gruptan çıktı mı diyelim. Yine Euro 2020 maç gelecek. Gruplardan sonra elemeler başlayacak arkadaşlar. Bir bir takımlar elenerek finale doğru gidecek. 22, 22 Ağustos'a kadar da Euro 2020 arkadaşlar maç değilleri devam edecek. Bunun da söylemiş olayım. Yani daha önümüzde zaman var. My Club parası kazanmak için daha maçlar oynayacağız ama bu yoğunluk azalacak. Onu da söyleyelim. Hani her gün 2-3 maç geliyordu. Artık bu önümüzdeki haftadan itibaren azalmaya başlıyor. Ben yine fikstürü gelecek maçları sizlerle paylaşırım. Bu akşam yine gündem olacak arkadaşlar. Pes gündemiyle yarının programını sizlere aktarırım ayrıca. Sorularınız ve görüşleriniz varsa da yorum yazarak iletebilirsiniz arkadaşlar. E, aklıma gelenleri de bu videoda söylemiş oldum. E, sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.